En sevdiğim şeylerden bir tanesi, hatta hobilerim diyebileceğim bir tanesi süpermarket gezmek. Gerçekten hani AVM'de ben çok seviyorum. Ya bunu insanlar böyle hani doğada yürüyüşleri severim. Şeyde kumsalda el ele romantik. Hayır, ben gayet AVM seviyorum. Yani hatta böyle normalde sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama süpermarkette böyle giriyorum. Mesela oraya kadar işte sabahleyin işte şey yemişim, iki tane haşlanmış yumurta yiyorum. Size onu paylaşıyorum işte yeşillikler bilmem neler falan. Ondan sonra işte şeyde hayır işte sadece bir dilim falan diyorum işte bir şey geliyorlar falan. Sonra süpermarkete gelince gözüm dönüyor. Bir tane cips açıyorum. Orada donurken cipsten bir bölümünü yiyorum. Sonra kasiyere hediye ediyorum. Ya da bunu lütfen atın diyorum kapatıp böyle ama içinde var diyorlar yok hayır. O eve gelmiyor ve orada o defteri kapatıyorum. Ve o yenmemiş ve yaşanmamış oluyor. Ya da bir tane börek alıyorum, iki tane ısırıyorum. Evde selmoş hediye ediyorum. Böyle ya da paylaşıyorum ya. Yani. Hem paylaşım hem hediye. Bu şekilde bir şeyim var. Bisküviler falan hayatımızda var ve tatları çok güzel. Bu biliniyor. Yani yasal uyuşturucu bunlar. Ben de satıyorum. Tacirli bir bahçesiyim. Az yiyeceğiz. Evet bu var. Buna ben şey yapıyorum yani. Okey. Ve ben bu arada bunlarla çeşitli tatlar yapmayı da çok seviyorum. Çocukluğumun en sevdiğim şeylerden bir tanesi mozaik pasta. Ve ben mozaik pastanın varlığını unutmuştum. Bu iyi bir şeydi bizim için. Benim için de yani dünya için de hepimiz için de iyi bir şeydi. Ve mozaik pasta aşırı pratik bir şey ve böyle tatlılar da güzel. Evet meşakkatli tatlılar da çok güzel ama böyle buzluğunuzda olan arada mesela kesip böyle bir parça yiyip kendinizi mutlu hissedebileceğiniz şeyler de çok güzel bence ve gerekli bunlar. Çünkü insan bazen yani ağzına bir şey atmak istiyor ve iyi hissettiriyorsa bence bunları yapın ve iyi hissedin kendinizi. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey gelmişti. Şimdi petit beurre güzel, çok güzel. Bu güzel. İyileştirmeye de bazen gerek yok bazı şeyleri. Ama geçen gün dolanırken Choco Prince'i gördüm ben. Ve Choco Prince'de niye olmasın diye böyle bir kendime kötülük yapmak istedim. Çünkü niye olmasın? Choco Prince biraz daha birincisi sert. Bunun içinde kaybolmayacak. Arasında Nutella'msı bir şey var. Neden olmasın? Ve de biraz daha tuzlu. Bu da bence tuz ve çikolata dengesi çok güzel bir şey. Ve yaptım ve oldu ve çok güzel oldu. O yüzden Choco Prince yapacağız bu sefer. Birkaç tane püf noktası var. Yani yoksa hani size burada bir şey öğretmeye çalışmayacağım. Büyük büyük kırıyorsunuz öncelikle mozaik pastayı. Bir de ben burada hiç ateş kullanmayacağım. Çünkü bazı tatlış tatlış mesajlar alıyorum. Sistemkar. Biz işte şeydeyiz. Öğrenci yurdundayız, ne yapacağız diye. Ya belki bir mikrodalganız vardır diye düşünüyorum. Ocağa ihtiyacınız olmayacak. Eğer şeker kullanmak istemiyorsanız pudra şekeri de kullanabilirsiniz. O daha rahat karışıyor. Bazen çünkü ağzınıza böyle pütürtülü bir tat gelebilir. Bir paket büyük Choco Prince'i kırdım. Bu şekilde büyük büyük kırıyorum. Erimiş 100 ml, 2/5 ölçü bardağımda tereyağım var. Sıvı yağla da yapabilirsiniz bu arada. Sadece o tereyağın güzel tadı olmuyor. 2/5 ölçü kakaom var. Ben bayağı kakaolu seviyorum. Biraz azaltabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. 2 lemon sütüm var. Şekerimi de ekliyorum. Bu arada bütün ölçüler videonun altında. Hepsini burada böyle harmanlıyorum. Dökmeden bunu yapabildim. Önemli olan tek püf noktası yine bunun kakaosunun topaklanmaması. Ve bunu alıyorum. Gayet Choco Prince'lerin üzerine döküyorum. Fazla bekletmeden. Ben bunun için bir silikon kalıp kullanacağım. Eğer isterseniz sürecin içine koyabilirsiniz. Bunları insan yiyecek demek istiyorum kendime. Nasıl bir sistem kurduysam. Allah. Neyse bu mantıklı gibi geldi bana. aşırı mantıksız bir durum var ortada. Evet. Bu arada sadece şöyle birazcık yerleştiriyorum. Bunu emecek zaten. Üzerine
küçük parça bir streç ki buzluğumuzdaki böyle köftenin, möftenin, bezelyenin garip kokularını ve tatlarını almasın. Pişirmediğimiz için ve sıcak olmadığı için daha hızlı donacak. İşimiz kolaylaşacak. Ve şey olduğu için, silikonda olduğu için de daha kolay çıkacak kalıbından. Ama eğer silikonunuz yoksa içini streçleyeceksiniz, unutmayın. Ya da streçe direkt salam gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde dolaba atıyorum. Yaklaşık 3 saat donması gerekiyor. 2-3 saat kadar. Evet. Buzluğa. Şimdi en zor bölüm dayanmak. Hazırız. En zor yanı beklemek olan sevgili mozaik pastam hazır. 3 saat. Tam 3 saat. Biz bir buçuk saat sonra falan bir baktık. O noktada ya üstü olmamıştı. Bir bölümü sadece donmuştu. Bu arada bunun olayı silikon kalıpmış. Tereyağından kıl çeker gibi. Dünyanın en çirkin gıda lafı. Gerçekten çirkin. Durum bu. Bu ses. Çok güzel. Çok güzel. Gösterelim. Katmanlarımızı. Kurabiye. Ezme. Ve kek. Çok güzel. Ellerim. Ya bu en güzel bölüm zaten şu hani eriyor olması sürekli. Zamana karşı yarışıyor olmam. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Sadece içine değişik bir şey koydum. Geçen hafta bu arada ben bunun başka bir şeyini de denedim. Fındık sütüyle denedim. O da çok güzel oldu. İçine fındık koydum. Süt arayası olanlar için. Mükemmel bir tatlı zaten biliyorsunuz. Sadece çoko prensli hali. Gayet güzel. Biraz daha tuzlu çoko prens. Bir de biraz daha sert ve daha yanık bir kurabiye olduğu için kötü böre göre daha değişik bir tat ve daha sert. Daha dişe gelir. Afiyet olsun. Denenecek bir şey. Buyurun.